Gündemdeki gelişmelerle CHP'de neler oluyor ona bir bakalım. CHP'de genel başkan adaylığı yarışına dahil olan Özgür Özel grup başkanlığı görevinden istifa edecek mi? O soru henüz yanıtını bulmadı ama Özel 3 Ekim'de milletvekilleriyle bir araya geleceğini ve kararını öyle vereceğini söyledi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmayan ilk grup başkanıyım. Adaylığını ilan etti ama grup başkanlığı devam ediyor. Özgür Özel o görev için 3 Ekim'i işaret etti. O tarihte milletvekilleriyle yapacağı görüşmeden sonra son kararını vereceğini söyledi. Benim temel yaklaşımım şu. Bu önümüzdeki süreçte kongreye yoğunlaşmak adına buradaki grup başkanlığı yoğunluğundan belli bir süreliğine ayrılmak lazım. Öyle bir düşüncem var ama pazar günü meclis açılacak. Zaten milletvekillerimiz bugüne kadar yoktu. 1 Ekim'de grup başkanı olarak görevimi yapacağım. 3 Ekim'de arkadaşlarımız gelecekler. Grubumuzdaki arkadaşlarla da son görüşmelerimi yaptıktan sonra karara varacağız. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultayı 4-5 Kasım'da değil 12 Kasım'da yapmayı istediklerini söyledi. 5 Kasım'da bir ön seçim, 12 Kasım'da resmi kurultayı talep ettiklerini anlattı. Devam eden kongrelerin sonuçlarına göre genel merkezin avantajlı olduğu yorumlarının doğru olmadığını söyleyen Özel, başa baş bir durumda olduğumuzu görüyoruz dedi. Özel, genel başkan seçilmesi halinde yapılacak ilk MYK'da alınacak iki kararı da paylaştı. Bunlardan biri üye seferberliği kampanyası ve diğeri de yerel yönetimlerde aday belirlemenin objektif kriterlerinin oluşturulması. Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ilan etmesine ilişkin de konuştu Özel. Yetki için parti meclisine işaret etti. Yerel seçimlerde ittifak yapılması gerektiğine de dikkat çekti. İttifak potansiyelimizi kaybetmek üzereyiz. Değişim kurultayından sonra böyle avcumuzu açarak bir hesabımız, bir kitabımız yok, el sıkışmaya geliyoruz diyerek bütün ittifak ortaklarımızla görüşeceğiz. Her yerde ittifak yapacağız diye bir şey yok. Partilerin kendi kararlarına elbette saygılı olacağız. Ama bu ülkeyi seven ve son seçimde bir araya gelmiş, 2300 maddede anlaşabilmiş ittifak ortaklarının birlikte olmadıklarında, kaybedecekleri yerler ortaya çıktığında ittifak yapmaması harakiri yapmak anlamına gelir. O şartları sonuna kadar mutlaka zorlayacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmayan ilk grup başkanıyım.